أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Amillerden birisi de inne gibi amel edenlerden birisi de cinsen hükmü nefyeden la'dır. Bir la-i nahiye var. Fiil-i muzarın başına gelir. La yansur, la tansur. Bu fiil-i muzarı cezmeder. Bir de la-i nafiye var. La yansuru. Fiil-i muzarı nefi istikbalin başına gelir. O amil değildir. İsimlerin başına gelen la iki türlüdür. Bir cinsen hükmü nefiden la var. Bir de leyseye benzeyen la var. Leyseye benzeyen la'nın amel etmesi zayıf olduğunu geride söyledi. Hatırladınız mı? Mamun ve Rubas'ında. Cinsen hükmü nefiden la ise inne gibi amel eder. Yani ismin nasb haberini raf eder. Biz mamul-i mensubu okuduğumuza göre cinsen hükmü nefeden la'nın ismi bizim burada mevzu bahistir. Çünkü ismin nasb haberini raf eder inne gibi. Peki cinsen hükmü nefeden la'nın isminde amel edebilmesi için üç tane şart var. Birisi en yeliyehe ismuha. İsmi onu takip edecek. Yani la ile ismi arasında fasıla girmeyecek. Mesela la'nın haberi isminden önce gelir, la ile ismin arasına girerse fasıla vakı oldu. Zaten la'nın ameli zayıftır. Bir de araya fasıla girerse amel edemez. Fasıla girmeyecek. En yeliyeha cinsen hüküm nefeden la'nın ismi yeliyeha, la'yı takip edecek. Yani arada fasıla olmayacak. İkincisi en yekûne ismuha nekraten. Ne olması lazım? Efendim la'nın ismi nekir olması lazım. La orada amel edebilmesi için. Üçüncü şart nedir? Üçüncü şart da la'nın ismi muzaf veya şibhi muzaf olacak. Muzaf olacak demek bellidir. Gulâmu racülin gibi. La gulâme racülin dedin. Veya şibhi muzaf olacak. Artık şibhi muzafı çok yabancısı değiliz. Doğru mu? Nasıl ki muzaf muzaf ileyh de amildir. Muzaf ileyh muzaf muzaf ileyh ile tamamlanıyorsa eğer la'nın ismi ondan sonrakinde amel eden bir amil ise onunla tamamlanıyorsa arada şibhi muzaf var demektir. Şibhi izafet var demektir. Bu üç tane şartın bulunmasıyla ne olur? La, cinsen hükmü nefiden la amel eder. Mesela buna misal verelim. La gulame raculin indena. La gulame raculin, hiçbir raculin gulamı indena, bizim yanımızda değildir. Şimdi burada ulame kelimesi la'nın ismidir. La ile arasında fasıla yok. Ayrıca ulam nekiredir. Doğru mu? Ayrıca ismi muzaf olmuştur. La tali'an cebelen dersek buradaki tali'an kelimesi la'yı takip etmiştir. Nekire olmuştur. Efendim muzaf değil ama şibi muzaftır. Çünkü cebelen temizdir. Temiz talan kelimesi burada amildir. Şibi izafet var aralarında. Demek ki üç tane şartın efendim bulunduğu yerlerde cinsen hükmü nefeden daha ne yapar? Amel eder. Ne yapar? İsmini nesbeder. Haberini raf eder. La gulame racülin zarifun dersin. La gulame racülin, hiçbir racülün gulamı zarifun, zarif değildir dersen, zarifunu haber yaparsan zarifunu ne olmuş oldu? Lafzan raf etmiş oldu. Gulamiyi de nasip etmiş oldu. Burada problem var mı? Yok. Şimdi bir de la'nın ismi ala ma yunsabu bihi mebni olur. Şimdi burada doğrudan doğruya amel etmiştir. İkincisi amel ediyor ama mahallinde amel ediyor. Ala ma yunsabu bihi mebnidir. Ala ma yunsabu bihi mebni ne demektir?
Alâ mâ o hal üzere ki yunsabu bihi o hal üzere mensup olur. Mesela müfret münsarifse haleti nasbi ne iledir? Fethi iledir. Peki cem-i müennes-i salimse haleti nasbi ne iledir? Kesre iledir. Tesniye ile ise tesniye ise haleti nasbi ne iledir? Ya iledir. Efendim cem-i ise cem-i müzekeri salimse haleti nasbi yine ya iledir. Alâ mâ yunsabu bihi mebni bu demektir. Ancak burada şunu unutmamak lazım. Mesela müslimatun, müslimatin, müslimatin. Eğer burada cem-i müennes-i salim olursa alâ mâ yunsabu bihi mebni olacak şekilde müslimatindeki tenvin olmayacak. Alâ mâ yunsabu bihi mebni olanlarda mesela fethi ile mensup olacak yerde zeyden de tenvinle gelmeyecektir. Anlatabildim mi? Zeyden diye tenvinle gelmeyecektir. Dolayısıyla cem-i müennes-i salimlerde müslimatin demiyoruz, la müslimati diyoruz, tenvinsiz diyoruz onu. Alâ mâ yunsabu bihi mebni olan yerlerde. Peki, la'nın isminin alâ mâ yunsabu bihi mebni olabilmesinin kaç tane şartı var? Bunun da 3 tane şartı var. Bu verdiğim şey 3 tane şartla beraber lafzan amel ediyor. Doğru mu? Bir de şurutu kevni ismi la mebniyen alâ mâ yunsabu bihi. La'nın ismi alâ mâ yunsabu bihi mebni olur. Ancak alâ mâ yunsabu bihi mebni olmasının da kaç tane şartı var? 3 tane şartı var. Birincisi en yekûne muttasilen biha. Yani arada yine fasıla olmayacak. La'ya bitişik olacak. En yekûne muttasilen şöyle yapayım istersen. Biladi. La'ya muttasil olacak. Yani birinci şart bulunmuş olacak. Doğru mu? İkinci şart en yekûne ismuha nekreten yani ikinci şartta bulunmuş olacak. Tamam. Birinci ve ikinci şart bulunuyor. Ne kaldı geriye? Üçüncü şart bulunmuyor. Üçüncü şart neydi burada? En yekûne ismuha müfreden ismi ne olacak? Müfred olacak. Buradaki müfred neyin karşısı? Muzaf veşli bir muzafın karşısı. Demek ki arkadaşlar bu üç tane şart bulunursa cinslerin hükmü nefgeden la doğrudan doğruya ismini nasb eder, haberini raf eder. Tamam. Burada problem var mı? Yok. Peki bir de cinslerin hükmü nefeden la'nın ismi alâ mâ yunsabu bih mebni olur. Arkadaşlar alâ mâ yunsabu bih mebni olduğu zaman la yine amel ediyor da nerede amel ediyor? Mahallinde amel ediyor. Ne kaldı geriye? Eğer la ile ismi arası ayrılırsa veya ismi marife olursa buralarda la amil olmaktan çıkıyor. Mesela diyelim ki la fiddâri racülün dersin. Şimdi bir de vecebe rafu ve tekrir diyecek. Bunun dışında vecebe rafu ve tekrir. Rafu vaciptir. Bir de tekrir vaciptir. La racülün fiddâri ve la imra'atun. La zeydün fiddâri ve la amrun. Tamam. Bu ikisinin dışında ne oluyor? Vecebe rafu ve tekrir. Rafi vacip oluyor. La amel etmiyor yani. Amilliği bitiyor orada.
Bir de tekrir vacip oluyor. Yani o la üzerine bir başka la ile beraber atıf yapılacak. La zeydun fiddari ve la amrun diyeceksin. La havlun ve la kuvvetun illa billahil aliyyil azim. Gelecek oradaki vecihler göreceğiz. Bu ayrı. Şimdi özeti söyleyebildim arkadaşlar. Cinslerin hükmü nef eden la'nın amel etmesi için 3 şart var. Bu 3 şart bulunduğu zaman ismini nesb eder, haberini raf eder. Bu 3 şarttan üçüncüsü bulunmadığı zaman ne olur? Ala ma yunsabu bih mebni olur. Bunun dışında da vecebe raf'u ve tekrir göreceğiz. Bu mukaddimeden sonra hemen okuyalım. El mensubu bilelleti li nef'il cinsi. Cinsten hükmü nefyeden la ile mensup olan. Cinsten hükmü nefyeden la ile mensup olan. Yani mamulü mensubun bir tanesi de nedir? La ile mensup olandır dedi. Burada niye el mensubu bilelleti dedi? Çünkü cinsten hükmü nefyeden la'nın amel etmesi bu 3 tane şarta bağlıdır. Bu şartlar olursa amel eder. Bu şartlar olmazsa amel etmez. Onun için cinsten hükmü nefyeden la'nın ismi demedi burada. Çünkü ismi genelde az oluyor. Yani bu şartların bulunduğu yer az olduğu için mamulü mensupten olabilmesi için el mensubu bilelleti li nefil cinsi. Cinsten hükmü nefeden la ile mensup olan dedi. O mamulü mensuba girmiş oluyor. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Cinsten hükmü nefeden la'nın amel etmesi mi çoktur, amel etmemesi mi çoktur? Doğrusu amel etmediği yerler daha çoktur. Anlatabildim mi? Mesela müstesnada arkadaşlar, müstesnanın mensup olduğu yerler vardı. Alâ hasebil avâmin muğrab olduğu yerler vardı değil mi? Mecrur olduğu yerler vardı. Ama müstesnayı biz hangi bahiste okuduk? Mamulü mensup bahsinde okuduk. Peki müstesnanın hepsi mensup mu ki? Değil ama çoğu mensuptur. Onun için el müstesna deyince mamulü mensupten bir fert olarak bunu çoğu öyle olduğundan dolayı el müstesna deyip mamülü mensubun birisi olarak başlık atabiliyorsun. Ama cinsten hükmü nefeden la'nın amel ettiği yerler az, amel etmediği yerler çok olunca mesela şöyle demedi. Efendim ismu lelleti li nefil cinsi demedi. İsmu lelleti li nefil cinsi demedi çünkü onun amel etmediği yerler daha fazla. Anlatabildim mi acaba? El müstesna, her müstesna mensup değil ama mamülü mensup bahsinde müstesna zikredilir. El mensubu bilelleti li nefil cins yani ismu lelleti li nefil cinsi diyelim. Burada ismu lelleti li nefil cinsi demedi de el mensubu bilelleti li nefil cinsi dedi. Böyle bir gerekçe zikrediyor şarih bununla ilgili. Yani mamülü mensubun bir tanesi de cinsin hükmü nefiden la'nın ismidir demek de mahsur vardır anlamında söylemiyorum. Bu ibareyi neden tercih etmiştir? Tercih sebebini söylemeye çalışıyorum. Herhalde anlaşılmıştır. Şirinim anlaşıldı mı? Tam anlaşıldı mı? Müstesna ile kıyasladığımız zaman mesele netleşti. El mensubu billelleti li nefil cinsi. Bunun tarifini yapıyor evvela. Huvel müsned ileyhi ba'de duhuliha. Ne olduğu halde? Yeliha. Hala'ya gider arkadaşlar. Yeli o mensub yani. Yani ismi takip ediyor. Neyi? Ha, la'yı takip ediyor. Olduğu halde. Nekreten, nekir olduğu halde, muzafen ev müşebbehen bihi, muzaf veyahut da müşebbehun bil muzaf olmuş olacak. Şimdi şöyle bir şey sorayım size arkadaşlar. Hali müteradife var, hali mütedahile var. Hal bahsini okumuş muydu? Hali müteradife neydi? Hatırlayan var mı arkadaşlar? Ben hatırlatayım size hemen. Yani hal ile ilgili kitabımızda şeyler tam geçmemişti. Ben size ayrıca şemalardan bahsetmiştim değil mi? Yazmıştım. Hali müteradife, hali mütedahile bu ifadelere yabancı kalmamak lazım. Hali müteradife bir tane zilhalden, üç tane, dört tane, birden fazla hal olursa ona hali müteradife denir. Mesela cani zeydün rakiben, kaimen, alimen, fadilen neyse yani böyle birkaç tane hal, bir tane zilhalde birkaç tane hal olursa ona ne denir? Hali müteradife deniyor. Eğer birkaç tane zilhalin halleri peş peşe gelirse ona hali mütedahile denir. Yani birbirine girift mütedahil haller demektir. Şimdi burada
yeliha nekreten mudafen ev müşebbehen bihi, burada hali müteradife midir, hali mütedahile midir? Her ikisi de olma ihtimali vardır. Şimdi biz buradaki ileyhi zamirinden huvel musnedu isnad edilmiştir ileyhi ona. Huvel musnedu ileyhi, musnedu ileyhtir. İleyhi yani o isim müstedü ileyhtir değil mi? Ne olduğu halde o isim? Yeliha. Neyi takip eder olduğu halde? La'yı takip eder olduğu halde. O isim daha ne olduğu halde? Nekreten nekir olduğu halde. O isim daha ne olduğu halde? Mudafen ev müşebbehen bihi. Ne yaptık burada? İleyhi zamirinden ne yaptık? Hal yaptık. Böyle olunca üç tane hal, bir tane zilhalden hal olmuşlardır. Bu hale ne diyoruz? Hali müteradife diyoruz. Peki hali mütedahile yapabilir miyiz? Evet. Bir de biz bunu ne yapalım? Hali mütedahile yapalım. Evet. Nasıl yapabiliriz? Deriz ki huvel müsnedü ileyhi, buradaki hem müsnedü ileyhteki ileyhi zamirinden hal yaparız arkadaşlar. Hepsini olur hali müteradife. Tamam mı? Veyahut da birinci olan yeliha'yı el müstedü ileyhideki zamirden hal yaparız. Efendim. Diğerinde fi duhuliha, duhuliha kelimesindeki huvel müstedü ileyh ba'de duhuliha. Oradaki ha zamirinden ne yapmış oluruz? Hal yapmış oluruz. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Biz burada affedersiniz yeliha nekreten mudafen kelimesini hali müteradife yapmak için iki tane alternatifimiz var. El müsnedü ileyhideki zamirden veya duhulihadaki zamirden hal yaparız hepsini. Hali müteradife olur. Nasıl yani? Ben sizden aslında bir soru bekliyordum da gelmedi soru. Neydi soru? Hal mutlaka faalin veya mef'ul bihin halini beyan eder. Yani burada zilhal faal midir değil mi? Mef'ul bih midir diye bir soru beklerdim sizden. Ama oraya henüz sıra gelmedi herhalde. El müsnedu ileyhi de ki el müsnedu ismi meful olduğu için ileyhi nedir? Naib-i faildir. Fi duhuliha derken duhul kelimesi de efendim faaline muzaftır. Dolayısıyla ha zamir de nedir? Her ne kadar muzaf ileyse de yine faildir. Tamam. Şimdi buradaki yeliha nekreten mudafeni ileyhi zamirinden hal yapabilirsiniz. Üçünü hali müteradife olur. Ba'de duhuliha deki ha'dan da hal yapabilirsiniz hepsini. Ne olur? Yine hali müteradife olur. Veyahut da yeliha kelimesini ne yaparız? El müstedü ileyhi veya duhuliha'daki zamirden hal yaparız. Yani huvel müstedü ileyhi ba'de duhuliha, ha dahil olduktan sonra efendim müstedü ileyhtir. Ne olduğu halde? Yeliha o isim şeyi takip eder olduğu halde. La'yı takip eder olduğu halde. Yeliha'yı nereden hal yaptık? El müsnedü ileyhten hal yaptık. Nekreten mudafeni de yeliğinin altındaki huve zamirinden hal yaptık. Yeli o isim takip ediyor. Ne olduğu halde takip ediyor? Nekreten mudafen. Anlatabildim mi? Birincisinde ne yaptık? Birincisinde yeliha'yı, nekreteni, mudafeni hepsini el müsnedü ileyhideki zamirden veya duhulihadaki zamirden hal yapmış oluyoruz. İkincisi, buna ne diyoruz? Hali müteradife diyoruz. İkincisinde yeliha'yı el müsnedü ileyhideki zamirden veya duhulihadaki zamirden hal yapıyoruz. Yeli huve, yelinin altında huve faali vardır. İsme racidir, mensube racidir. Nekreten mudafeni de oradan hal yapmış oluyoruz. Böyle olunca da hali mütedahili olmuş oluyor. Huvel müsnedü ileyhi halini yapıyorum ben şimdi. Huve o el mensubu bilelletiline fiil cinsi yani lan ismi demektir. Değil mi? El müsnedü ileyhi müsnedü ileyhtir. El müsnedü müsnettir. İleyhi ona isnat edilmiştir. O ne olduğu halde yani o isim ne olduğu halde yeliha onu takip eder olduğu halde. Ba'de duhuliha ba'de duhuli la dahil olduktan sonra o la ne olduğu halde yeliha oradan hal olunca yeliha ha zamiri nereye gidecek değil mi? Hâzihil ehvâlu muterâdifetun minel zamîril mecrûri fi ileyhi
evil ula minhu ev minel evil evil ula minhu ev minel zamiril mecrur fi duhulha ve ma baqiya min zamir. Ya birincisinde yani ahval-i muteradife yaptığında şöyle yapıyor onu. El-müsedü ileyhideki zamirden üçünü hal yapıyor. Hal-i mütedahile yaptığı zaman evil ula veya birincisi yani yeliha minhu ileyhi zamirinden haldir. Ev minad zamiril mecruri fi duhuliha veya duhulihadaki zamiri mecrurden haldir. Ve ma baqiya geri kalanlar da minad zamiril merfu'u fi yeliha. Evil halul ula minel ahvali thalâsisi minel mecrûri fî ileyhi ev minel zamîri. Yelihay duhulihadaki zamirden hal yapıyor mu onunla camide ama dediğin sıkıntı gözüküyor burada. Hâzîl ahvâlu erba'atü ve yekavlu yelihâ ve kavlu nekreten ve kavlu muzâfen ve kavlu müşebben bi ahvâlin müterâdifetü. Doğrudur, orada bir problem gözüküyor ama burada ifadesi öyledir. Şerhine bakmak lazım. Yani ba'de duhuliha o la dahil olduktan sonra o la ne olduğu halde yeliha pek uymuyor. Biz o zaman el müsede ile hiden hal yapalım. Duhuliha'daki şeyden hal yapmayalım. Yani hali mütedahile yaptığımız zaman da yeliha'yı nereden hal yapalım? Nereden yapalım? El-müsedü ileyhiden yapalım. Nekretel muzafen ev müşebbehen bi'yi nereden hal yapalım? Yeliha'nın yeliğinin altındaki huva zamirinden hal yapmış olalım. Peki yeliha nekretel muzafen ev müşebbehen bi'yi mislü la gulâme racülin. Şimdi arkadaşlar la gulâme racülin nereye misaldir? La cinsen hükmü nefiden la'dır. Gulâme ismidir. İsmiyle arasında fasıla var mı? Yok. Nekire midir? Nekiredir. Peki muzaf veya şibbi muzaf mıdır? Muzaftır. وَلَا عِشْرِينَ دِرْهَمَنْ لَا عِشْرِينَ دِرْهَمَنْ'de la ile عِشْرِينَ arasında fasıla var mı? Yok. Nekire midir? Nekiredir. Şibbi muzaf mıdır? Dirhemen temizdir değil mi? Efendim, dolayısıyla عِشْرِينَ دِرْهَمَنْ'de amildir. Şibbi muzaftır. لَكَ, buradaki لَكَ la عِشْرِينَ'nin haberidir. لَا غُلَامَ رَجُلٍ deki yani buradaki leke arkadaşlar siz dediğiniz nuska böyle değil mi? Mislü la gulâme racülün ve la işrine dirhemen leke. Doğru mu? Yani la gulâme racülün leke ve la işrine dirhemen leke la'nın haberi olarak onu zikretmiş oldu. Burada problem yok. Bunu geçiyorum. Fe in kâne eğer olursa müfreden müfred olursa yani hangi şartı kaybediyor? Üçüncü şartı kaybediyor. Fe in kâne müfreden, eğer müfred olursa, yani arkadaşlar burada şunu demek istiyor. Sadece müfredlik, muzaflık şartını kaybediyor ama şey var. Birinci şart bulunuyor hala. Yani la ile ismi arasında fasıla yok. Ayrıca nekiredir marife değildir. Bu iki şart, birinci ve ikinci şart bulunuyor. Sadece üçüncü şart bulunmuyor. Burası önemlidir burada. فَاِنْ كَانَ مُفْرَدًا eğer müfred olursa فَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى مَا يُنْصَبُ بِهِ عَلَى مَا يُنْصَبُ بِهِ mebni olur. عَلَى مَا يُنْصَبُ بِهِ mebni ne demektir? İzah etmiştim onu. Bir daha izaha gerek yoktur. Yani o kelimenin haleti nasbı ne ile ise sadece ne oluyor? Temvin varsa temvin olmuyor. Doğru mu? Temvin varsa temvin olmuyor. Peki üçüncü şartı kaybedince ne oluyor? عَلَى مَا يُنْصَبُ بِهِ mebni oluyor. فَاِنْ كَانَ مَعْرِفَةً eğer marife olursa hangi şartı kaybetti? İkinci şartı kaybetti. Nekire şartını kaybetti. اَوْ مَفْصُولًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَا bu sefer birinci şartı kaybetti. Eğer la ile ismi arası mefsul olursa o zaman وَجَبَ الرَّفْعُ mübteda olarak merfu olması vacip olur. La amil değildir burada. وَجَبَ الرَّفْعُ refi vaciptir. وَالتَّكْرِيرُ la'nın isminin tekrarı vacip olur. Demek ki arkadaşlar la'nın cinsinin hükmü nefkeden la'nın amel etme şartları üçtür. İsmiyle arasında fasıla olmayacak. İsmi nekire olacak. Bir de muzaf veya şibi muzaf olacak.
Üçüncü şartı kaybederse alâ mâ yunsabu bih mebni olur. Birinci ve ikinci şartı kaybederse la amil olmaktan çıkar. Vacebe raf'u ve tekrir. Efendim, mübteda olarak merfu okunur. La'dan sonra gelen. Bir de tekrar vacip olur. La'nın ismi tekrarlanması gerekir. Mesela la zeydün fiddari ne diyeceğiz? La zeydün fiddari bırakabilir miyiz? La zeydün fiddari ve la amrun diyeceğiz. La zeydünde hangi şart kayboldu? Nekirede şartı kayboldu. La fiddari raculun hangi şart kayboldu burada? Vel etmek şartı kayboldu değil mi? La fiddari raculun deyip bırakamazsın. Burada la fiddari raculun dedin, rafi vacip oldu. Ama tekrir de vaciptir. La fiddari raculun ve la imraatun. La fiddari raculun ve la imraatun. La fiddari zeydun ve la amrun dersin. Yani zeydin mukabili amr olur. Raculun mukabili ne olur? İmraatun olur. Başka misallere gerek var mı arkadaşlar? Hazreti Ömer Efendimizin Hazreti Ali Efendimiz de radıyallahu anhuma ile ilgili söylediği rivayet edilen kadiyetun ve la eba hasenin leha kadiyetun bu bir kadiyedir, bir hükümdür ki ve la eba hasenin leha bunun Ebu Hasen'i yoktur. Ebu'l-Hasen kimin künyesiydi? Hazreti Ali Efendimiz'in künyesiydi. Yani Hazreti Ali Efendimiz meseleleri ilim kapısı olunca hükümleri vermekte isabetli duruşu vardı. Diyordu ki kadiyetun bu öyle bir meseledir ki ve la eba hasenin leha bunun Ebu'l-Hasen'i yoktur. Bunun Ali'si yok yani. Şimdi burada arkadaşlar la aradığımız la'dır. Bu la cinsten hükmü nefeden la'dır. Eba Hasen'in kelimesine baktık. La'nın amel etmesi için bir, arada fasıl olmayacaktı, yok fasıla. İki, nekire olacaktı. Nekire oldu mu? Eb kelimesi Hasen'e izafetle marife oldu. Doğru mu? Peki marife olduğu zaman durum neydi? Veceber raf'u ve tekrir. Ve la Ebu Hasen'in leha ve la falan demesi lazımdı değil mi? Ama öyle denmemiş yani. Kadiyetun ve la eba hasenin denmiş. Yani nekirelik şartı olmadığı halde ne olmuş burada? Vecebe rafu ve tekrir olmamış. Buna ne diyeceksin? Kurala ters düşmüş. Kadiyetun ve la eba hasenin şiirlerde buna benzer şeyler geçebilir. Bu gibi yerler diyor ki ve nahvu kadiyetun ve la eba hasenin leha ve nahvuhu var mı? Yok ve nahvu yok değil mi? Müteevvelün tevil edilmiştir. Nerede misli var? Ha ve nahvu değil de ve mislu kadiyet. Ha olabilir. Ve nahvu kadiyetun ve la eba hasen leha müteevvelün. Bunlar tevil edilmiştir arkadaşlar. Genel kurala uymayınca burada tevil yoluna giriliyor. Burada nasıl tevil yapılıyor? Yani biz arkadaşlar tevil yaparak ne yapacağız? Biz bunu marifelikten çıkarıp nekireliğe döndürüleceğiz. Tevil yaparak biz ne yapacağız? Madem ki veceber raf'u ve tekrir kuralına uymadı, marifeliğinden sebep, biz bunu marifelikten çıkaracağız. Ne ille çıkaracağız bunu marifelikten? Teville. Peki nasıl bir tevil yaparak biz bunu marifelikten çıkarabiliriz? İki tane bunun tevili var arkadaşlar. Burada Ebu'l-Hasen Feysal manasındadır. Yani Feysal demek hakkı batıldan ayıran demektir. Ve la faysale leha. Bunun ayırıcısı yoktur. Yani bu hükmün doğrusunu yanlışından ayırıcısı yoktur. Ebu'l-Hasen burada hani Firavun dersin de muptil, Musa dersin de muhik kastederdin ya. Geride geçmişti ya marifenin özel ismin nekireleştirilmesi ve ma fi alemiyetun muessiretun izâ nükkere surife لِمَا تَبَيَّنَ مِنْ اَنَّهَا لَا تُجَامِعُ مُؤَثِرَةِ اِلَّا مَا هِيَ شَرْطٌ فِيهِ اِلَّا الْعَدْلِ وَوَزْنَ الْفِعْلِ وَهُمَا مُتَضَادَّانِ فَلَا يَكُنْ اِلَّا حَدُهُمَا فَإِذَا نُكِّرَ بَغِيَ بِلَا سَبَبٍ اَوْ عَلَى سَبَبٍ وَاحِدٍ demişti. Orada biz bu konuyu işlemiştik arkadaşlar. Orada bu konuyu işlemiştik. Ne demiştik orada? Marifenin
nekire kılınma yolları vardır. Ebul Hasan, Hazreti Ali Efendimiz'in künyesidir. Biz bunu nekereleştirdiğimiz zaman ne kastederiz bundan? Faysal alırız. Faysal ne demek? Yani meselelerde hakkı batıldan ayıran demektir. O zaman velâ Ebu Hasan'ın velâ Faysal'e leha demektir. Bununla biz bunu tevil edince ne yaptık? Biz bunu nekereleştirdik. İkincisi, biz burada velâ Ebu Hasan'ın leha velâ mithle Ebu Hasan'ın diye bir misil kelimesi takdir ederiz. وَلَا مِثْلَ اَب۪ي حَسَنٍ لَهَا diye misil takdir ederiz. Yusuf'um, biz burada misil takdir edersek elimize ne geçmiş olur ki? Nekereleştirmiş olabilir miyiz onu? Burada bir meçhuliyet var. Değil mi? Yusuf'um, nekereleştirmiş olabilir miyiz? Olmuyor gibi. Ah Yusuf'um, şu enseni var ya, güzel bir tane çakmam lazım. Arkadaşlar siz izahı okudunuz mu? Okudunuz mu? Hani marifeleri sayarken diyordu ki hani bu beş taneden birisine izafetle maneviyle muzaf olan gayra gayrin ve şibhin ve mislin. Gayra gayrin ve şibhin ve mislin. Üç tane kelime vardır ki marifeye muzaf olarak marife olmazlar. Birisi gayr kelimesi, birisi şibih kelimesi, birisi de mitil kelimesidir. Üç tane kelime muzaf ileyh lerinin marife olmasıyla marifelik almazlar. Artık bunu bilmeniz lazım. Gayra gayrin ve şibhin ve mislin. Gayr, şibih, mitil kelimeleri izafetle marifeleşmezler. Anlaştık mı arkadaşlar? Dolayısıyla biz burada mitil kelimesi, şibih kelimesi koyduğumuz zaman mitil kelimesi Ebul Hasan'a izafetle ne olmaz? Marife olmaz. وَلَا مِثْلَ اَب۪ي حَسَنٍ لَهَا Ebul Hasan'ın misli yoktur bunun için. Tamam. Şimdi işin felsefesi açısından da size söyleyeyim. Arkadaşlar mesela gulam dediğin zaman nedir bu? Nekiredir değil mi? Gulamu Zeyd'in dersen Zeyd bilindiği için Zeyd'in kölesi bilindi artık. Doğru mu? Efendim? Ama yani Zeyd'e gulam izafe edildiği zaman gulam artık bilinir oluyor. Peki Zeyd'e gayr kelimesini muzaf kılalım. Gayr-ı Zeyd'in deyince Zeyd'in dışında dünyada ne kadar insan varsa hepsi o gayrdır değil mi? Hani nerede bu marifelik? Nerede marifelik? Mesela mithlü Zeyd'in dediğin zaman Zeyd'in emsali nedir? Milyonlarcadır yani. Şibhü Zeyd'in dediğin zaman aklınıza kalsın diye bunu söylüyorum. Neden gayr, şibhi, mitil kelimeleri litevagguliha fin nekireti? Bunlar nekire olmakta derinleşmişlerdi. Bunlar öyle kolay kolay ne olmazlar? Marife olmazlar. Yok, şimdi felsefesini de aldık ya. Efendim? Felsefesini de aldık hocam. Mesela gayra zeyd dedik. Bütün insanları şey yaptık zeyd haricinde. Mesela misil dedik ama böyle çok nadir bir isim kullandık. Ama o öyle olunca ne olacak? Ne demek yani? Mesela hocam yani bir adamın ismi böyle nevadirden bir ismi var hemen babası böyle. Şaka olsun diye takmış. Ne fark eder yani? Hiç fark etmez ki yani. Hani? Yani o insanın dışındaki bütün insanlara şamil olacak bu sefer. Gayri haricinde olacak yani. Şibri Zeyd'in dedik ya mesela. Misil örneğinde mesela. O örneği kullandık. Bu sefer de yani ters. Mesela neyi kastediyorsun? Mesela hocam adamın babası çocuğun adını makas koymuş yani böyle şaka olsun diye. Makas koymuş. Evet. Sonra bizde Alem oldu değil mi o? Evet. Adı Alem oldu. Evet. O adı Alem olan makasın Zeyd'le ne farkı var ki? Şimdi Zeyd'in bir sürü misali var hocam. Mesela bir sürü Zeyd çıkabilir. Hayır. Yok. Ya, burada ben sen... Yanlış anladın. Ha yanlış anladın. Hemen düzelteyim. Tamam. Bu soruyu sordun. Ne oldu? Gayre Zeyd ne demek? Zeyd özel isimdir. Zeyd ismini kastetmiyorsun sen burada. Zeyd özel isimdir. Mesela diyelim ki Mücahid dendiğin zaman burada isim kastedilmiyor. Sen kastediyorsun. Gayre Mücahid dendiğin zaman senin dışındaki herkes demektir. Yani burada müsemma kastediliyor. Makas dediğin zaman o da makas isim, o kelime değildir önemli olan burada. O isimle müsemme olan şahsın dışındaki herkes veya ona benzer herkes kastedilir burada. Tamam. Çözüldü mü? وَنَحْوُ قَضِيَّةٍ veya وَمِثْلُ قَضِيَّةٌ وَلَا أَبَا حَسَنٍ لَهَا Bu ve buna benzerler nedir? مُتَاوَّلُنْ nekire ile tevil edilmişlerdir. Ya misil kelimesi koyarız. Misle Ebi Hasan'ın yaparız onu. Efendim. Veyahut da efendim Faysal kelimesiyle
biz bunu tevil ederiz. Hazreti Ali Efendimiz faysallıkla meşhur olduğundan dolayı. Buyurun. Ebu Hasan'ın da izafet olduğundan dolayı nekilelik bozuluyor, maruf oluyor demiştik. Şartlardan biri de muzaaf olması, hani izafet diye oğullarda da nekilelik bozulmuş oluyor. Hayırlı sabahlar diliyorum. Dersimizi iyi dinlemediğini anlaşılmıştır. Evet, iyi dinlemeden anlaşılmıştır. Veyahut da dalgındın. Ben burada, şurada alâmâ yusubu bih mebni olmasının şartlarını anlatırken dedim ki muzaf veya şibi muzaf şartını kaybederse birinci ve ikinci şart bulunduğu halde. Yani la ilâf asla olmayacak ve nekirelik hala devam edecek. Bundan sonra bu iki şart bulunduğu halde muzaf veya şibi muzaf şartını kaybederse ne olur? Alamayın sobi mebni olur. Efendim, eğer birinci şartı kaybederse, takip etme şartını kaybederse veya marifelik şartını kaybederse, nekireli şartını kaybederse ve cebaru rafuvet tekir. Sen burada ne soruyorsun şimdi buna göre? Ne kayboldu burada diyorsun? Mitil kelimesi muzaf olduğu zaman nekireliğini bulundurdu mu? Yani şimdi bakalım. Kadiyetun ve la misle bi hasenin dediğimiz zaman burada misil kelimesi la ile arası ayrıldı mı? Ayrılmadı. Nekir oldu mu? Oldu. Muzaf oldu mu? Oldu. La orada amel etti. Problem var mı? Bu tevilleri yapmamızın sebebi Ebu Hasan'daki marifeli kayboldu. Yani nekire... O nekire yapmak için. Çünkü normal olsaydı burada, yani eğer biz bunu marife olarak bıraksaydık, tevil yapmasaydık kadiyetün ve la Ebu Hasan'ın vecebe rafu yapacağız. وَلَا أَبُوْ حَسَنٍ لَهَا وَلَا فُلَنْ diyeceğiz yani. وَجَبَ الرَّفُ وَالْتَكِرِ kuralı uygulanması lazım burada. Bu uygulanmamış bu. Bu uygulanmamış yani böyle sadece Hazreti Ömer Efendimiz'e intikal eden bu söz değil. Şairlerin şiirinde de buna benzer var. Böyle kurala ters düşenleri ne yapacağız biz? Tevil yapacağız. Tevil yolu da bellidir. Misil kelimesini koyarsın. Misil kelimesiyle işi nekireleştirirsin. Veyahut da Ebu'l Hasan faysallıkla meşhurdur. Öyle onun meşhur olduğu sıfatı koyarsın orada. وَلَا فَيْصَلَ لَهَا demiş olursun. Yani nekire şartı yine tahakkuk etmiş oluyor. Her ne kadar Ebu Hasan marife olarak gözüküyorsa da burada Ebu Hasan'dan marife kastedilmiyor. Faysal kastediliyor dersin geçersin. وَفِي مِثْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ خَمْسَةُ اَوْجُهِنْ. Bunu siz şeyde meşhur izahda okumuşsunuz onu. Dolayısıyla burada şimdi zorlanmazsınız. Değil mi Dilmaş? Bazılarınız diyor ki keşke izahı okumuş olmasaydık. Hep izahara atıfta bulunuyorsunuz. Arkadaşlar okuduğunuz bir eserde geçen konuları oraya atıf yapmayacağız da nereye atıf edeceğiz? Bundan daha doğal ne olabilir ki? Şimdi arkadaşlar la havle ve la kuvvete illa billah'ta kaç vecih varmış? Beş. Beş vecih vardır. İzharda geçtiği gibi bu bütün nahiv kitaplarında da geçer. Yani cinsten hükmü nefi eden la'nın amel etmesi bahsi ve şartları anlatılırken burada la havle ve la kuvvete illa billah'taki vecihler aşağı yukarı hepsinde zikredilir.
Yani siz izhar okumamış olsaydınız da Katrune'de okumuş olsaydınız, Katrune'de de geçtiği gibi diyecektim. Onu okumayıp da İbn-i Akil okusaydınız yine İbn-i Akil'de geçtiği gibi diyecektim. Şimdi arkadaşlar, la havle, la havle, la havle ve la kuvvete, ve la kuvveten, ve la kuvvete. Demek ki bu la havle olduğu zaman burası ve la kuvvete olabilir, ve la kuvveten olabilir, ve la kuvvetun olabilir. La havle, baş taraftaki la havle ala ma yusubu bih mebni olduğu halde öbür tarafta mebni olabilir, ve la kuvvete, ve la kuvveten olabilir, ve la kuvvetun olabilir. Peki neye göre ve la kuvvete, neye göre ve la kuvveten, neye göre ve la kuvvetun? Burada Beytullah dikkat edilmesi gereken nedir? İlk üç vecihte la havle değişmiyor başta. La havle, la havle, la havle. Tamam? Sadece ve la kuvvete değişiyor. Ve la kuvvete, ve la kuvveten, ve la kuvvetun. Dördüncü vecihte ise la havle değişti artık. Burası birinci şık değişti. La havle değil de la havlun oldu. Beşinci şıkta da la havlun oldu. La havlun olduğu zaman ve la kuvvetun olur veya ve la kuvvete olur. Ne olmaz? Ve la kuvveten olmaz. Peki, şimdi vecihlerin sismik araştırmasını yapıyoruz. Yani niye la havle, niye ve la kuvvete? Diyoruz ki burada la havledeki havle nedir? La nedir? Cinsten hükmü nefeden la'dır. Havle onun nesidir? İsmidir. Peki bu muzaf ve şibi muzaf şartını kaybetmiş olsaydı ne olurdu? Alâ mâ yusubi bih mebni olur muydu? Havle kelimesi mebni oldu mu? Ne demiş arkadaşlar? Muzaf ve şibi muzaf şartını kaybederse ne olurdu? Müfrettir. Yani ne değildir? Muzaf ve şibi muzaf değildir. Şimdi bakın arkadaşlar. La, havle kelimesi. La'yı takip etti mi? Birinci şart bulundu. Nekir olacaktı. Oldu mu? Oldu. Üçüncü şart kaybolunca ne olur burada? Alâ mâ yusubi bih mebni olur. La havle bundan dolayı dedik. Ve la kuvvete dersek buradaki kuvvete kelimesindeki la da cinsel hükmü nefeden la'dır aynı şekilde. Doğru mu? Aynı şeyleri orada zikredebilir miyiz? Zikredebiliriz. Burada ne olmuş? La kuvvete, la havle üzerine vav atf harfiyle beraber atfedilmiş olur. Vav atıf harfidir. La kuvveti, la havle üzerine atfetmiş olur. Bu da başka bir detaya girmiyorum arkadaşlar. Kafanızı karıştırmamak için. Peki bu ikinci la havle de aynen burada yaptığımızı yapar mıyız? Peki ve la kuvveten dedik. Buraya ne diyeceğiz? Değil mi? Ve la kuvvete desek buradaki la'yı da cinsten hükmü nefiden la diyecektik. Ve la kuvveten dersek buradaki la zaittir. Buradaki la nedir? Zaittir. Vav nedir? Atıf harfidir. Kuvveteni havle la bu alâme yusuf bir mebniydi. Mahallen la'nın ismiydi. Mensuptu. La'nın mahalli karibine atfetmiştir. Vav atıf harfi ve la kuvveten olmuştur. Doğru mu? Ve la kuvvetünde ise bu havle mahalli beydi muhteda olarak hani bunlar muhteda haber üzerine dahil oluyordu ya. Muhtede olarak merfu mudur? Merfudur. Ve la kuvvetün dersek yine la zaittir. Vav atıf harfi kuvvetini bunun mahalli baidine atfetmiştir. Yani bunun iki tane mahalli var. Bir la'nın nesb ettiği mahalli var. Hala burada la amildir demiştin değil mi? Nerede amilliği bozuluyordu? Tekir. Ve ceber rafu ve tekir olan yerde amilliği bozuluyordu. Doğru mu? Arkadaşlar la havle dediğimiz zaman havle alâ mâ yusubu bih mebnidir. Ama la'nın ismi olarak mahallen nedir? Mensuptur. Mübteda olarak mahallen nedir? Merfudur. Ve la kuvveten dersek kuvveteni nereye atfediyoruz? La'nın nesbettiği ismini atfediyoruz. Mahalli garibine. Ve la kuvvetun dersek nereye atfediyoruz? Mahalli baidine. Demek bu kuvveten ve kuvvetun dediğimiz yerlerde la zaittir. Nedir la? Zaittir. Efendim, vav atıf harfidir. Kuvvetin kelimesi matuftur. Anlaştık mı burada? Peki geldik dördüncü vece.
La havlun ve la kuvvetun. Ebi gayrillahi havlun ve kuvvetun sorusuna cevap kabul edilir. Ebi gayrillahi havlun ve kuvvetun. Yani Allah'tan başkasıyla havlu kuvvet var mıdır? La havle ve la kuvvetin manasını biliyorsun değil mi? Mana ver bakayım. Allah-u Teala hadi kelime kelime mana ver be, sallama. La havle. La havle, güç kuvvet. Kuvvet ayrı mana. Kuvvet. Kuvvet ve la kuvvete diyeceğiz ya. Tam arasındaki farkını diyorum da, manalar yakın hocam. Yani. Oğlum bilmiyorsan bilmiyorum de ya. Niye sallıyorsun? Bilmiyorum demek ayıp mı? Hadi Mücahit. Tam Türkçe olarak hep şey veriyor yani. Kuvvet ve kudret sahibi sadece Cenab-ı Hak'tır. Birine kuvvet diyor. Kim mana verecek? Kim? İzarda geçmişti. La havle hiçbir masiyeten dönüş yoktur. Ve la kuvvete hiçbir ibadet ve güzelliğe güç yetirmek yoktur. İlla billah. Ancak Allah'ın yardımıyla. La havle anil masiyye ve la kuvvete bitta'a illa billah. Anlaşıldı mı? La havle hiçbir masiyetten ve kötülükten dönüş yoktur. Ve la kuvvete hiçbir iyiliğe ve güzelliğe güç yetirmek yoktur. İlla billah, ancak Allah'ın yardımıyla. Allah yardım etmezse haramlardan kurtulamazsın, masiyetten kurtulamazsın. Allah yardım etmezse hiçbir ibadeti gerçekleştiremezsin demektir. Tamam mı? Bu bildiğiniz mana. Evet. Ebi gayrillahi havlun ve kuvvetun. Yani Allahu Teala'dan gayrisiyle havlu kuvvet olabilir mi? Yani bir kötülükten dönüş veya bir iyiliğe muvaffakiyet olabilir mi Allah'ın gayrisiyle? La havlun ve la kuvvetun. İlla billah. La havlun ve la kuvvetun demiş olduk şimdi. Burada arkadaşlar la havlun mübteda oluyor ve la kuvvetun bu da mübteda olarak merfu olmuş oluyor. La amil değildir burada. La ne değildir? Amil değildir. Ebi gayrillahi havlun ve kuvvetun sorusuna cevap olarak geliyor. Ebi gayrillahi havlun ve kuvvetun cevap da soruya mutabık olarak gelmiş oluyor. Ebi gayrillahi Allah'ın gayrisiyle var mıdır? Havlun ve kuvvetun. Havlun muahhar mübtedadır. Kuvvetin ona matuftur. Cevap da soruya mutabık olarak la havlun ve la kuvvetun gelmiştir. La havlun mevcudun ve la kuvvetun mevcudetun demektir. La havlun ve la kuvvetun mevcudetani. Haberi burada hasfedilmiştir. Evet. En son vecih. Ya Yusuf Ali. Ente temil. لماذا تميل؟ لأنك نمت قليلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون kan tahlili yaptırman lazım. Bir insan normal uykusunu aldığı halde yine vücutta argın şey yorgunluk var, hep böyle uyuyası geliyorsa kan değerlerinde bir sıkıntı vardır demektir. O kan değerlerindeki sıkıntı insana ne yapar? Ağırlık yapar. La havlun ve la kuvvete dersek la havlun yine mübteda diyeceğiz. Ve la kuvveti cinsten hükmü nefiden la diyeceğiz. Değil mi? Ne olmuştur burada? Aynı la havle gibi olmuştur. Tamam. Ancak burada arkadaşlar efendim bizim Molla Cami'de bunu böyle anlatır. İbn-i Akil'e baktığımız zaman La havle ve la kuvvetun. Nerede ya burada La havle ve la kuvvetun? Bu La havle ve la kuvvetunu ma'tun ala mahalli la vesmiha diyor. Mübteda olarak. Veyahut da La hadihi amilet amele leyse La kuvvetündeki la ileyseye benzeyen la kabul etmiştir. Veyahut da ve la kuvvetün muftedadır diyor. La burada amil değildir. Ama bunlara gerek yok. Bizim bu
Bolu Cami'de yaptığı izah yeterlidir. Bunu anlasak zaten yeter. Yani bir sene sonra size birisi Nahiv'den bir ders verirse, Kafiye'de geçtiği gibi derse, o zaman arkadaşlar bıyık altı yapmayasınız sakın. La havle ve la kuvvete illa billah'taki vecihler anlaşıldı mı arkadaşlar? Şu son vecihimi de anlatayım. Şimdi şeyde okuyacağız arkadaşlar. Metinde okuyayım, açıklayayım. Diyor ki: "Vefi misli la havle ve la kuvvete illa billah." La havle ve la kuvvete illa billah gibi yerlerde. Gibiden neyi kastediyor? La'dan sonra havle gibi nekere bir kelime gelmiştir. Muzaf değildir, müfrettir. Ve onun üzerine de ne yapılmış? Yine bir la ile atıfta bulunmuş. Efendim, bu gibi yerlerde La'nın atıf yoluyla tekrarlandığı yerlerde hamsetü evcühün beş vecih vardır. Fethuhuma la havle ve la kuvvete. Gerekçe neydi arkadaşlar? Her ikisinde la neydi? Cinsten hükmü nefeden la idi. Vav ne yapıyor? La kuvveti la havle üzerine atfetmiş oluyor. Doğru mu? Ve nesbu thani fethuhuma ve nesbu thani. Ne demektir? Yani birincisi yine fethedir, ikincisi mensuptur. La havle ve la kuvveten dedik. Burada gerekçe neydi arkadaşlar? Birincisi neydi? Cinsten hükmü nefeden la idi. La zaittir. Kuvveten nereye matuftur? Havlenin mahalli garibine. Ve raf ve nesb, evet. Ve nesb ve raf'uhu. Yani birincisi fete ama ikincisi merfu. La havle ve la kuvvetun. Peki o zaman ne oluyor arkadaşlar? Birinci la cinsen hükmü nefeden la'dır. Ve la kuvvetun dediğimiz zaman la nedir? Zahittir. Matuftur. Havlunun mahalli baidine matuftur. Ve raf'uhuma la havlun ve la kuvvetun. Bigayrillahi havlun ve kuvvetun sorusuna cevaptır bu. Efendim soru da bigayrillahi havlun ve kuvvetun. Orada havlun ve kuvvetun nedir? Muhtedadır değil mi? Bigayrillahi haberdir, mukaddemdir. Soru, cevap soruya mutabık olarak la havlun ve la kuvvetun gelmiştir. Orada da mübteda olmuş oluyor. Haberleri mevcudetani hasfedilmiştir. Beşincisi ve raf'ul evveli. Birincisi merfu la havlun. Buradaki la leyseye benzeyen la'dır. Ancak ala zafin. Zayıftır bu. Niye zayıftır? Yiğitim. Sence niye zayıf olabilir? Evladım öyle yiğit olmak soyadla olmaz. Derse başlarken la'nın, leyseye benzeyen la'nın ameli zayıftır dedim zaten. Yani bunun cevabını verdiğim için söylüyorum. Leyseye benzeyen la'nın amel etmesi nedir? Zayıftır. Ma değil. La'nın leyseye benzemesi zayıf olduğu için ameli de nedir? Zayıftır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? La havlun dediğimiz zaman bunun leyseye benzeyen la olarak amel etmesi nedir? Ala da'fin dedi. Anlaştık. Ve raf'ul evveli birincisi rafidir ama ala da'fin. Buna binaen ala da'fin dedi. Ve fethu thani ve la kuvvete dedik. Efendim ve la kuvvete dersek niye dedik? Bu belli zaten. La cinsten hükmü nefeden la'dır. Efendim muzaf olmadığı için değil mi? Ala ma yusabi bih mebni olmuştur. Peki buraya kadar tamam mı arkadaşlar? La havle ve la kuvvete illa billah'ta beş vecih vardır. Gerekçeleriyle beraber tamamlanmıştır. Bu cinsten hükmü nefyeden la'nın üzerine hemze dahil olabilir. Hemze istifam dahil olabilir. Hemze istifam dahil olduğu zaman mesela la racule
fiddari diyelim. Veya la nuzule indi diyelim. Veyahut da la ma'e eşribuhu diyelim. Yani burada la racule fiddari, la nuzule indi, la ma'e eşribuhu, la cinsen hükmüne feden la'dır. Müfred olduğundan dolayı ne olmuştur? Alâ mâ yusabî bih mebni olmuştur. Şimdi bunların başına hemze-i istifham gelir. Elâ racule, elâ nüzule, elâ mâ'e eşrebehû. Şimdi cinsen hükmü nefiden lânın başına hemze-i istifham geldiği zaman doğrudan doğruya soru sormak manası kastedilebilir. Mesela elâ racule fiddâri. Racule bir adam, evde bir adam yok mudur? Hiçbir adam yok mudur? Doğrudan doğruya burada istifham kastediliyor. Fakat bazen de arz kastedilir. Arz kastedilir ne demek? Elâ nüzûle indi, benim yanıma konaklamaz mısın? Şimdi la nüzûle indi, benim yanımda konaklamak yok demektir. Elâ nüzûle indi, benim yanımda konaklamaz mısın? Hani soru gibidir ama bu nedir? Arzdır yani, buyur konakla demektir. Burada cinsten hükmü nefiyeden la'nın başına hemze-i istifham gelmiştir. Cinsten hükmü nefiyeden la'nın başına hemze-i istifham gelince doğrudan doğruya istifham kastedilebilir. Arz da kastedilebilir. Arz anlaşılıyor değil mi? Elâ nüzûle indî. Benim yanıma inmenizi, konaklamanızı arz ediyorum yani size. Buyurun benim yanımda konaklamaz mısınız? Konaklayın demektir. Veyahut da temenni manasında olabilir. Elâ mâ eşribehû. Elema eşribehu temennidir. Hemen size bir soru sormam icabeti. Temenni ile tereccüh arasındaki fark nedir? Temenni temenni imkanı olmayan, tereccüh imkanı olan. Öyle demeyelim de şöyle düzeltelim onu. Cevap aşağı yukarı doğrudur yani. %90 doğrudur. Biraz daha kamufle etmem lazım bunu. Temenni vuku muhtemel olmayan, vuku muhtemel olmayan, tereccüh ise vuku muhtemel olan demektir. Mesela elâ mâ eşribehu, mesela la mâ hiç su yoktur eşribehu, içeceğim su yoktur. Efendim bir yerdesin ki orada su bulma ihtimali nedir? Uzaktır. Su bulma ihtimali uzak olan yerde elâ mâ eşribehu dersen burada temenni olur işte. Çünkü su bulmak çok zor bir şey değildir. Normalde baksan mümkün değil diyemezsin burada değil mi? Leytel ilme marzukun likulli ahadin. Herkes marzuk değildir yani. Ama burada yani su içmek meselesi o kadar müşkil mesele değil. Bu nerede temenni olur arkadaşlar? Su bulma ihtimali zayıf olan yerlerde. Anlatabildim mi? Demek ki arkadaşlar cinsten hükmü nefeden la'nın başına hemze istifam gelir. Doğrudan doğruya istifam manası ifade edebilir. Veyahut temenni manası olabilir veya arz manası olabilir. Hiç fark etmez. Böyle olduğu zamanlarda yani cinsten hükmü nefiden la'nın başına hemze istifam gelip istifam, temenni, arz manası ifade ettiği zaman la'nın amelini değiştirmez. Diyor ki ve izâ dehaletil hemze, hemze dahil olduğu zaman lem yeteğayyeril amelu, la'nın ameli teğayyür etmez. Yani muğrablik ve mebnilik bakımından hiçbir tesiri olmaz. Ve ma'naha o la'nın üzerine dahil olan hemzenin manası immel istifamu ya istifam olur birinci misalde olduğu gibi ve immel arzu ya arz olur elâ nüzûle indi de olduğu gibi efendim ve immet temenni veya temenni olur verdiğimiz misalde olduğu gibi. Bu arz meselesini İmam Sibebey kabul etmez. Artık ona değinmiş olmadık. وَنَعْتُ الْمَبْنِيِ ders başı olsun arkadaşlar. Burada kalsın. وَنَعْتُ الْمَبْنِيِ ders başı olsun. Çünkü buraya kadar epey meseleleri zikrettik. Boğmayalım sizi.